Ben biraz konuyu değiştirmek istiyorum. İnşallah iman hakikatlerinden devam edeceğim. Allah tüm canlılarda olduğu gibi her gün iman hakikatlerini anlatıyoruz. Biz bu canlılar, anlatacağım canlılarda da, karıncalarda da çok mükemmel özelliklerle yaratmıştır Allah karıncaları. Özel bir sistemleri vardır. Doğal afetlere karşı çok hızlı bir şekilde hemen organize olup kendi aralarındaki kendi canlarını kurtarabilme sistemine sahipsiler. Mesela yuvalarına küçük küçük bir damla su parçası geldiğinde, yağmur öncesinde küçük bir damla su parçası geldiğinde hemen tek bir karınca, onu fark eden tek bir karınca o toprağın alt kısmına girer ve yuvaların arasında özel bir koku salgılayarak tüm karıncaların yağmurun geldiğini ve hemen koruma altına geçmeli, korumaya geçmelerini haber verir. Ve bu 30 saniye kadar kısa bir süre içerisinde tüm karınca kolonisi çok büyük bir sayıda olmasına rağmen hemen yuvalarını terk edebilir sele karşı. Ondan sonra eğer bu tabii ki 30 saniyeden daha kısa bir süre içinde sel oluyorsa o zaman da karıncaların yaptığı başka bir sistem vardır. Birbirlerine kenetlenerek kraliçe karıncayı da aralarına alarak en güvenli yere alarak sal şeklinde gelirler. Herhangi bir sel olduğunda zaten o bölge tamamen suyla kaplandığında kendilerini sal gibi suyun üstünde sallandırdıkları için yine hiçbir zarar görmezler. Fakat tabii ki bu sırada altta ya da dışta kalan karıncalardan ölenler olabilir. Fakat hiçbir şekilde kendilerini ana karıncayı yani kraliçe karıncayı asla zarar vermeyecek şekilde ortalarında tutarlar. Onu en korunaklı ve en güvenli yerde tutarlar. Bunu yapan bir karınca. Karınca neden kendini feda etsin başka bir karınca için ya da neden kraliçe karıncanın korunması gerektiğini ve soylarının devam etmesi için ona gerekli olduğunu düşünsün. Tabii ki bunu kendilerinin düşünmesi imkansız. Tabii ki bunu kendi akıllarıyla, kendi iradeleriyle tespit etmeleri imkansız. Zaten vücutlarında o kokuyu salgılayıp o kokunun onun habercisi olduğunu, herhangi bir tehlike anında onun salgılandığına dair bir bilgileri olması tabii ki mümkün değil. İşte anlattığım bu sistemlerin tamamı Allah'ın onlara ilhamıyla olur. Allah onların dünyada yarattığı, bugüne kadar yarattığı tüm karıncaların hepsine bunu ilham eder. Hepsi bu sistemle hayatlarına devam ederler ve yaşamlarını sürdürebilirler. İşte iman hakikatlerini dinlememiz ve öğrenmemiz gerçekten bizim Allah'a duyduğumuz coşkumuzu daha da arttırıyor. Çünkü çok Maşallah. detaylı. Küçücük bir karınca fakat tüm koloniyi organize edip çok kısa bir süre içerisinde hemen güvenliğe geçirebiliyorlar kendilerini Damlacığım, ben maşallah. onun videosunu izlemiştim. Gerçekten sal oluyor. Yüzlerce karınca suyun üzerinde sal oluyorlar. Ve top şeklinde sürekli olarak yuvarlanarak alttakilerin nefes almasını sağlıyorlar. Ve sonra da pardon sözünü kestim. Kareye çıkıp normal inip tekrar. Bayağı hızlı dağılıyorlar sonra. Maşallah. Salın altında kalanların dezavantajlı olması gerekir tabii, normalde tabii. Darwinist mantığa göre. Ama onlar fedakarlık halindeler. En altta bir süre geçirdikten sonra yerlerini başkalarına veriyorlar ve bu şekilde de iş bölümüyle sağ varlığına devam ediyorlar. Bir de kraliçe karıncayı da mutlaka ortada taşıyorlar. Onu hiçbir şekilde mesela tehlikeye atmıyorlar. Salın alt kısmını almıyorlar. Larvaları da taşıyorlar. Bütün hepsini alıyorlar sırtlarına. Salın üstüne taşıyorlar. Ya normalde mesela larvalar siz yüzemiyorsunuz, siz kalın zaten biz yeni larva üretme imkanınız var diye bir mantıkları yok. Mutlaka yardımcı oluyorlar onlara. Hatta ihtinayla koruyorlar bayağı ekstra inşallah.